Genç vakit uyandı. Sabah insan uyanınca daha başka olayların bulandırmadığı duyguların ışığı altında babasının hastalığında kendisini en çok ilgilendiren noktayı daha da açık olarak gördü. Uyanır uyanmaz kapının arkasında olup bitenlere kulak kabartmıştı. Babasının hala inlediğini işitince içini çekerek hep aynı şey diye düşündü. Kendi kendinden nefret ederek canım başka ne olacak ki? Neyi bekliyordum sanki? Doğrusunu kendimden saklayamam. Ölmesini istiyorum işte diye bağırır gibi söylendi. Giyindi, yüzünü yıkadı, dualarını okudu. Sonra kapının önüne çıktı. Evin önüne içine eşya doldurulan atları koşulmamış arabalar getirilmişti. Hava ılıktı, gök kül rengiydi. Prenses Maria ruhunun böyle alçalmasından ötürü olarak düşüncesini babasının odasına gitmeden önce toparlamaya çalıştı. Bir an kapının önünde durdu. Doktor merdivenden aşağı inerek ona yaklaştı. Şimdi biraz daha iyi dedi. Demin sizi aradım. Şimdi söylediğinden bazı şeyler anlaşılabiliyor. Zihni biraz daha açık. Buyurun gidelim. Sizi çağırıyor. Prenses Maria bu haberi alınca kalbi o kadar hızlı çarpmaya başladı ki sarardı ve düşmemek için kapıya yaslandı. Yüreği bu korku, bu insanı kötülüğe yönelten canavarca duygularla doluyken babasını görmek, onunla konuşmak, onun bakışını üzerinde hissetmek hem acı verici hem de korkunç bir şey olacaktı. Benim kitabım Savaş ve Barış, Lev Tolstoy'un her anlamdaki dev eseri. Yaklaşık 1800. Neden Savaş ve Barış? Bu yaşımda okuduğum zaman ikinci okuyuşum bu. Bu benim kitabım dediğimiz kitaplarda hep olur. Her okuduğunuzda "Aa, ben hiç böyle okumamıştım. Burayı hiç fark etmemiştim. İnanılmaz." Bu sefer de okurken ilk kez okuyor gibiyim gerçekten. O kadar hem hafızanın azizliği elbette, unuttuğum yerler, hem de tabii ki yaşla ilgili bir şey. Her yaşta insanın farklı algıları, farklı dikkatleri oluşuyor. Öncelikle benim için şu anda şu açıdan çok önemli. Savaş ve barışı anlattığı için. Barışın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu anlattığı için. Ve bunu akabinde kendi ülkesini bu kadar keskin bir biçimde eleştirebildiği ve bu eleştiriyi yaptığı için de ülkesinde aforoz edilmediği için müthiş bir ironiyle büyük bir zeka, keskin bir zeka, bilgi birikimiyle ve büyük bir şefkatle ülkesine yaklaştığı, aynı şefkatle ülkesinin insanlarını eleştirebildiği için, okumuşunu, okumamışını, köylüsünü, soylusunu, kentlisini, taşralısını, inanılmaz insan manzaraları, ülke manzaraları, savaşın vahşetini, aşkı, bu kadar geniş bir yelpazede anlatan, bu kadar insan mesne kavrayan ve bütün bunları henüz 1800'lerde yapan, psikolojinin bu kadar gelişmediği, bilimsel buluşların böylesine edebiyatı destekleyen kanıtları henüz ortaya çıkartmadığı, her bir sayfası ayrı bir mucize, insan karakterini yakalamış, anlatmış ve mercek altına sokmuş olmasıyla. Ama dediğim gibi bugün baktığım zaman inanılmaz buluyorum. Savaştan neredeyse yaklaşık 50 yıl sonra bu kadar derinlemesine bir tarihe bakmak çok zor bir iş olmalı. Ancak dahiler yapabiliyor.